askerler benim dünyayı ele geçirmek için son şansımdı. Dünyayı ele geçirmek de Safi Nur'a ödeyeceğim 340 milyon YTL nafakayı ödemek için son şansım. İyi de Duman, ne yapayım yani? Adamları salmasam Melda fark edecekti. Sonra her şey çok daha kötü olacaktı. Safi Nur'a parayı ödemezsem beni mahkemeye verecekmiş Selda. Ya. Ferit beni geçen sefer kedi yaptı. Bu sefer kedi maması olarak kurtulursam iyidir ha. İyi de ne yapayım yani? Yapabileceğim bir şey olsa yapmaz mıyım Duman? Yani sen benim kardeşimsin, canımsın, kanımsın. Sağ ol Selda. Sen de benim canımsın, kanımsın, kardeşimsin. Hmm. Senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Beni şu Safi Nur'la bir buluştur. Bir konuşayım, biraz süre kazanayım bari. Ha, biliyor musun, bir hesap yaptım. Her şeye sıfırdan başlarsak yaza yetişir. Yazın İtalya'yı, İspanya'yı aldığımızı bir düşünsene. Ay, en güzel zamanı. Aa, ne diyorsun, sımsıcık kumlar, serin sular. Ay, ama Duman, yine de ben yaptığımızın doğru bir şey olduğunu sanmıyorum. Floransa'da dükkanlarda %50 indirim. Milano'da moda haftası. Ay ne diyorsun Duman? Hemen gidip birkaç tank bulayım. Olmadı kendim yaparım. Ne yapacakmışsın kendin? Aerobik. Daha önce başkasına mı yaptırıyordun? Hem sen gel bakayım, biz seninle konuşalım aşağıda. Neyle ilgili? Değil o. Duman, ben mahvoldum. Ne diyeceğim şimdi? Tuğba Özay'ın aerobik kasetleri varmış. Onlardan al. En iyisi onlar. Pes yani Selda, pes. Çıldırttın beni dün gece, çıldırttın. Hangi birinden başlayayım? Duman'la bir olup dünyayı ele geçirmeye çalışmandan mı? Arabayla bir olup Dilaver'i çıldırtmandan mı? Ama canım ablacığım, sen de bana yalan söyledin. Yani Dilaver'in gelip gelmeyeceğini bilmiyorum dedin. Sonra o arayıp da 10 dakikaya kadar oradayım deyince doğal olarak bozuldum yani. Çünkü doğruyu söyleyince saçma sapan tepkiler vermenden korkuyorum. Nitekim korktuğumda başıma geldi. Sihirli bir araba verdin adama. Bak Selda, açık konuş benimle. Eğer benim Dilaver'le plan yapmamı, onunla birlikte dışarı çıkmamı istemiyorsan açıkça söyle. Sizi kıskanıyorum de. Sizi birlikte gördüğüm zaman içim bir fena oluyor de. Kendimi sana karşı yenilmiş hissediyorum de. De. İnan bana, anlayışla karşılarım. Ve ona göre hareket ederim. Sen benim biricik kız kardeşimsin. Aramıza kimsenin girmesine müsaade etmem. Canım ablacığım. İnan söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Ben seni ne kıskanıyorum, ne bozuluyorum, ne de kendimi yenilmiş hissediyorum. Hatta ben senin mutlu olduğunu duyunca, görünce böyle ta içimden mutlu oluyorum. Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Ama benim üzüldüğüm tek şey bana doğruyu söylememen. Canım ablacığım, ne olur bak. Bundan sonra birbirimize karşı dürüst olalım. İçimizden, aklımızdan ne geçiyorsa birbirimize bunu söyleyelim. Ne olur. Tamam mı canım? Bir tanem benim. Şunu söyledin ya. İçim nasıl rahatladı. Bilsen Selda. Çünkü biliyor musun? İlk defa dün gece Dilo'yla böyle aramızda bir şey olacakmış gibi geldi. Ne? Kadar. Mutlu olduğumu anlatamam sana. Yani sizin adınıza. Yani içimden böyle çığlıklar atmak geliyor. Müsaade et, ben gidip yüzümü yıkayım. Bak, gözlerim çok yaşardı. Canım ablacığım benim. Demek öyle ha? Dilaver'imi elimden almak için oynadığın sinsi oyunlar meyvesini vermeye başladı ha? Ama ben o meyveleri sana çekirdekleriyle yedirmezsem bana da Selda demesinler. Benim Dilaver'imi kimse elimden alamaz. Hele sen, hiç. Canım ablacığım benim. Senin için o kadar mutlu oldum. Gel sarılayım. Canım ablacığım benim. Canım ablacığım. Oy 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 oy. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.